Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değerlidir. Yüreğim inan eder, sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Merhaba sevgili izleyiciler, programımızın her yerden tüm izleyicilerine hoş geldiniz diyoruz. Yaratılıştan vahye kadar tüm kitapları incelediğimiz kutsal yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Eski Ahit'in tarihi kitaplarıyla ilgili çalışmamızda 1. Samuel kitabına ulaştık. Bugün 25. bölümü ve 26. bölümü birlikte inceleyeceğiz. Ama öncelikle stüdyodaki Tanrı'nın hizmetkarı konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, hoş geldiniz Muayyem Başar kardeş. Siz de hoş geldiniz Fayez Fuat kardeş. Stüdyodaki konuklarım, sizler de hoş geldiniz. Fayez kardeş, 25. bölümdeydik. Ve Naval, Davut'un gönderdiği hizmetçilere hediye vermeyi reddettiğinde Davut ve Naval arasında meydana gelmek üzere olan yüzleşmeden bahsediyorduk. Ve Naval'a zarar tespit edildi. Ancak Abigail müdahale etti ve bu zararı engelledi. Bana Davut'un öfkesini geri çeviren yumuşak bir cevap gibi güzel ve tatlı sözlerden bahsetmenizi istiyorum bize. Bu yüzden kendisi intikam almamıştı. Aslında sadece sorunu çözen sözler değil, Abigail'in davranış şekli de zeki ve güzel olarak tanımlanmayı hak ediyor. Mesajı duyup tehlikeyi hissettiği anda aceleyle eşeğe bindi ve Davut'a vardığında eşekten inip ayaklarının dibine düştü. Sonra yüzüne düştü ve yere eğildi. Daha sonra söyledikleri gerçekten harikaydı. Erdemli kadını tarif edildiği gibi gerçekten de dilinde iyilik yasası vardı. Öncelikle ona 7 kez ben senin hizmetkarınım dedi ve ona 14 kez efendim diye hitap etti. Hediyeyi sunduğunda değerinden çok küçük olduğu için onun olmadığını söyledi ama onu takip eden insanlar için getirdi. Daha sonra karakteri ve eylemi hakkında konuşmaya başladı ve efendim Rabbin savaşlarında savaşıyor dedi. Yaptığı şeyden ve ona nasıl değer verdiğinden söz ediyordu. Çünkü önemsiz bir şey yapmıyordu ama Rabbin savaşlarında savaşıyordu. Ondan bahsettiğinde ona şöyle dedi. Yaşadığın sürece içinde kötülük bulunmayacak. Bu yüzden onu ve yaptıklarını övdü ve ondan övgüyle söz etti. Daha sonra onunla Rabbin mesettiği ve geleceğin kralı olarak konuştu. Kral olduğunda intikam almaması için ona yalvardı. Geçmişi kusursuz beyaz kağıt gibi temiz olacaktı. Ayrıca insanlara doğru değerlerini verebilirdi. O bir yabancıydı. Mağaralarda sürülmesine rağmen kral Saul hakkında konuşurken ve yine de bir adam sizi takip etmek ve hayatınızı aramak için ayağa kalktı dedi. Kraldan Davud'un hayatını arayan sıradan bir adam olarak söz etti. Dediği gibi sözleri güzeldi ve özenle seçilmişti. Ama efendimin yaşamı yaşayanların ve düşmanlarının hayatlarının demetine bağlı olacak. Sapan sözlerini akıllıca seçti. Çünkü sapan ona Elah Vadisi'nin savaşını, dev Goliat'ı, 5 yumuşak taşla, çoban sapanı ve sopasıyla nasıl yendiğini hatırlatacaktı. Sanki aptal Naval'a 600 adam getirdin. Zafer. Daha sonra bir sapanla Filistinli şampiyona karşı zafer kazandıktan sonra diyormuş gibi ona zaferini hatırlatmaya çalışıyordu. Güzel sözlerle sakinleşti ve öfkesi de azaldı. Onu övdü ve ona bu kadını gönderen Rabbi de övdü. Ona müteşekkirdi. Güzel sözler onu gerçekten çok sakinleştirmişti, Ayat kardeş. Tamam. Muayyen kardeş, Tanrı Davut'un kan dökmesini engellediğinden intikamını almak için araya girmesi gerekecek. Evet. Tanrı hizmetkarının Naval'dan intikamını nasıl aldı? 36. ayetten başlayarak lütfen bana Tanrı'nın
nasıl müdahale ettiğini ve Naval'ı yargıladığını anlatın. Buyurun. Aslında Naval çok sarhoştu ve habersizdi. Kutsal kitap yargı kararının sabah kendisine geldiğini söyledi. Bu yüzden sarhoş olduğu ve etrafta olup bitenlerden habersiz olduğu gece olduğunu anlıyoruz. Şeytan onu ne yazık ki isteyerek ulaştığı ebedi kınamaya çekmek için şehvetiyle onu baştan çıkardı. Abigail onunla konuşmaya geldi ama onu çok sarhoş buldu. Farkına varmayana kadar içti. Karısının yokluğunu bile fark etmedi. Dışarı çıktı ve geri döndü ve bunu fark etmedi. Geceleri Naval'la olan her şey sadece Naval değil. Her izleyicinin kendisini Naval'da görmesini diliyorum. Şeytanın onu dünyanın zevkleriyle aldatmasıydı. Kutsal kitap şöyle dedi. Sabah Naval'dan şarap bittiğinde, sabah geldi ve sabah şarap bitmişti. Gerçekliğe geldi ama ne yazık ki tövbe etme şansını kaçırdıktan sonra her geceyi sabah takip eder. Geceleri acı çekenler sabahları yakında gelecek. Ama gece sarhoş olanlar çok yakın olan sabaha uyanacaklar. Gece Naval sarhoş olunca dikkatsiz düştü. Kutsal kitap bizi gerçek şaraba ve bu hayatın sarhoşluğuna karşı uyardı ve şarapla sarhoş olma çünkü bu sefahattır. Süleyman şöyle dedi, şaraba bakma. Yoksa bana Hristiyanlığın da şarap içmeye ve ayyaşlara karşı tavır aldığını mı söylemeye çalışıyorsunuz? Kesinlikle. Kutsal kitapta Hristiyanlıkta şaraba izin verildiğini söyleyen bir öğreti olmadığını mı söylüyorsunuz? Hayır, hiç de değil. Yeni Ahit'te açık bir uyarı var. Ve ayrıca Eski Ahit'te Süleyman sorunsuz bir şekilde aşağı inerken insanı aldattığını söyledi. İnsanları baştan çıkarıyor ama sonunda ısırıyor ve Naval burada ısırıldı. Yılan gibi ısırır ve engerek gibi sokar. Sadece gerçek şarap değil. Aynı zamanda insanı habersiz yapan ve onu mahkumiyete götüren dünyanın sarhoşluğu. Sabah gelmişti ve sarhoşluğundan uyandı. Ancak o uyandı ve kendi yargısına vardı. Kutsal kitap geceleri kalbinin içinde mutlu olduğunu söyledi. Geçici bir zevk. Ama sabah sonsuzluğuna uyandı. Ne oldu? Kalbi içinde öldü ve aslında Abigail'in Naval'a iletmek istediği mesaj buydu. Davut'un sabrı olduğu sırada elini ona koymamış olması ya da koruyucu bakımındaki Rabbin Abigail aracılığıyla Davut'u engellediğini söylüyorum. Geceleri Davut beklemek zorundaydı ama sabahları Tanrı o sıradaki sabrı için Davut'u ödüllendirmek zorunda kaldı ve şimdi kutsal kitabın Mesih'in sabrının zamanı olarak bahsettiği bir dönemdeyiz ve inananların sabırlı olması gerekir. Davut'un burada bariz ödülü daha önce duyduğumuz gibi adı babam sevinir anlamına gelen Abigail ile evlenmesiydi. Sevinçle birleşti ve Tanrı Naval gibi kötü bir adamın evinde sabrı ve tahammülü için onu gerçek kral Davut'la evlendirerek onu ödüllendirdi. Bu Davut'u onurlandıran kişinin sonunda Davut'a katıldığı Davut'a ve katıldı. Davut'u küçümseyen kişinin sonunda kalbinin onun içinde öldüğü anlamına gelir. Kalbi evet. İçinde öldü sonra Mesih'in kendisi Mesih'in metaneti öldü. Sabrının zamanı sona erdiğinde Mesih'e katılanlar sonsuza kadar onurlandırılacak. Ödüllendirilecek. Ve ödüllendirilecek ve Mesih'i reddedenler ebedi cezaya girecekler. Sakıncası yoksa bir ara verip ardından konuklardan soru alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Geri döndük sevgili izleyicilerimiz. Şimdi misafirlerden sorularını alacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Sorusu olan... Benim bir sorum var. Aslında Davut'un zaten bildiğimiz gibi evli olmasını garip buluyorum. Sonra Abigail ile evlendi, sonra başka kadınlarla evlendi. Tanrı Eski Ahit'te çok eşliliğe izin verdi mi yoksa vermedi mi? Söyler misiniz? Tanrı'nın sözü çok eşliliğe izin veriyor mu? Aslında çok eşlilik ancak günah dünyaya girdikten sonra gerçekleşti. Ve birden fazla kadınla evlenen ilk erkek... Yaratılış kitabının 4. bölümünde iki kadınla evlenen kötü adam olan Lemek oldu. Kain Habil'e karşı çıkıp onu öldürdüğünde
zulüm ve cinayetle başlayan bölüm. Lemek birden fazla kadınla evlendiğinde aynı bölüm zina ve çok eşlilikle sona erdi. Aslında Tanrı'nın sözünde 7 kez bahsedilen bir cümle olduğu için bu Tanrı tarafından kurulmamıştır. İlki yaratılış 2'deydi ve sonuncusu Efesliler mektubundaydı. Bir adam annesini babasını bırakıp karısına sımsıkı sarılacak ve ikisi tek beden olacak. İki kelimesinin altına iki çizgi koyun. Bu bir erkek ve bir kadın anlamına gelir. Ve bu Hristiyanlıkta çok eşliliğin olmadığını ve hatta tarih boyunca Tanrı'nın evlilik planının bir kadın için bir erkek ve bir erkek için bir kadın olduğunu kanıtlar. Sadece bu değil, aynı zamanda karısına sımsıkı sarılsın ve ikisi tek beden olacak. Çok eşlilik yok ve boşanma da yok. Harika. Her zaman bu konunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu kutsal kitapla ilgili. Çünkü başından beri Tanrı'nın onları erkek ve iki evet. veya üç veya dört dişi değil erkek evet. ve dişi yaptığına Doğru. dair açık metinler var. Adem ve Havva. Ve biz her zaman kutsal kitap nedenine ek olarak mantıklı bir neden olduğunu da söyleriz. Çünkü Tanrı bir kaburga kemiği aldığında kaburga çok fazla belki 24 kaburga olmasına rağmen bir kaburga kemiği alırdı. İki, üç, dört ya da kendisine getirmek istediği kadın sayısı kadar kadın alabilirdi. Ama bir erkek ve bir dişi yarattığında bir erkek ve bir kadın kastetti ve herhangi bir normal insanın bir başı ve bir bedeni vardır. İki başı olan bir vücut ve iki vücudu olan bir kafa yoktur. İzleyicilere iki kız kardeşin olduğu bir evi de hatırlatayım. Yakup'un evi iki eş kız kardeşti. Yine de ev sorunsuz değildi. Peki ya kız kardeş olmayan ama rakibi olan iki kadın? Tanrı'nın kutsal kitaptaki planı bir erkek ve bir kadın olarak kalır. Bir kadın. Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Muayen kardeş 26. bölümde Saul'un Davut peşinde koştuğu dizinin başka bir bölümünü görüyoruz. Onu her yerde acımasızca takip ediyordu. Bize 26. bölümde neler olduğunu anlatın. Saul'un aptallığının ve aldatmacısının bir başka bölümü olduğunu da eklemek isterim. Umutsuz bir vakaydı. Tanrı onunla ilgileniyordu ama aptal her zaman aptal olarak kalacak. 24. bölümde burada 26. bölümde tekrarlanan bir durum vardı ve garip olan şey 24. bölümde yanıldığını ve Davut'un haklı olduğunu itiraf etmesiydi. Sadece iki küçük bölüm okuyacağım. Davut'a 16. ayette sesini duyduğunda şöyle dedi Saul. Bu senin sesin mi oğlum Davut? Ve Saul sesini yükseltti ve ağladı. Ve sonra ne? Davut'a sen benden daha haklısın çünkü bana iyilik ettin. Oysa ben sana kötülükle karşılığını verdim. Sözlerinin sonuna kadar. 26. bölümde bazı insanlar Davut'un nerede saklandığını bildiklerini söyleyerek Saul'a geldiklerinde benzer bir hikaye tekrar yaşandı. Böylece Davut'u aramak ve onu öldürmek için 3000 adamla birlikte aşağı indi. Elindeki kralın kalbi bir su akışı olduğu için Rab müdahale etmişti. Saul uyuyordu ve ordusunun komutanları da uyuyordu. Kamptaki herkes uyuyordu. Davut'un gelip gelmediğini izlemek ve yaklaşan bir düşman varsa kralı uyarmak için görevli kimse yoktu. Bunun nedeni Rabbin onları derin bir uykuya düşürmesiydi. Sevgili Davut uğruna kral uyutulabilir ya da dışarıda duran başka bir sevgili adam uğruna Ester 6'da olduğu gibi kralın uyuyamamasını sağlayabilirdi. Rab perde arkasında çalışıyor, biz onu görmesek de hala sevdiklerinin iyiliği için çalışıyor. Davut Davut olarak kaldı, Saul da değişemediği için değişmedi. Saul ikinci kez Davut'un eline teslim edildi ve insanlar Davut'a dedi ki tahmin ettiğim gibi bu son kez şansı boşa harcadın ama bu sefer Saul'un eline teslim olabilirsin ve kesinlikle seni öldürecekti. Ancak Davut'un tavrı asla değişmedi. Saul ne kadar kötü olursa olsun Davut'a göre asıl unvanı Rabbin mesettiği şeydi ve elini ona karşı uzatmayacaktı ve gerçekten sadece mızrağı ve su kavanozunu bir işaret olarak aldı. Sanki ona güçsüz ve susamışsın diyormuş gibi. Ve su Tanrı sözüne atıfta bulunur ve Saul Davut onları ondan aldığı için ona önderlik edecek söze sahip değildi ve Davut Saul'a onu öldürebileceğini söyledi. Doktor Faiz, bu olaylar sırasında Davut birden fazla kez Saul'u öldürmeye teşvik ediliyordu ve kendisine teşvik edilmesine ve Tanrı'nın onu eline teslim ettiğini söylemesine rağmen onu
Öldürmeyi reddettiğini duyduk ama bunu kabul etmedi. Ancak yorum yapmanızı istediğim bir açıklama yaptı. Davut'un ahlaki değerleriyle ilgili. 9. ayete ulaştığımızda ne var ki Davut onu öldürme dedi. Rabbin meshettiği kişiye kim el uzatırsa suçlu çıkar. Ve Davut dedi ki, yaşayan Rabbin adıyla derim ki Rab kendisi onu öldürecektir. Ya günü gelince ölecek ya da savaşta vurulup yok olacak. Ama Rabbin meshettiği kişiye el uzatmaktan Rab beni uzak tutsun. Davut'un ahlakını, Tanrı'ya olan güvenini anlatın. Aslında bu Davut'un iki kez 1. Samuel 13'te ve Elçilerin İşleri 13'te Tanrı'nın kalbinden sonra bir adam olarak tanımlanmayı hak ettiğini garanti eden durumlardan birinde. Ve Tanrı'nın kalbinin peşinde olan adamın bazı nitelikleri vardır. Bu niteliklerden biri aşağılanma sahnelerinde sessiz kalması, intikamını almaması ve Rabbi beklemesidir. Bize Rabbi beklemekten en çok söz eden Davut'tu. Çoğu zaman Rabbi beklediğini kanıtlıyordu. Şimdi şans gelmişti ve Avişay bile işini onun için kolaylaştırdı. Davut'a son sefer Saul'u öldürmeyi reddettiği için bu sefer Saul'u öldürme emrini kendisine vermesini istedi. Elini ona karşı uzatmana gerek yok. İzin ver, bunu senin adına yapayım. Bana sadece bir emir ver. Davut ne onu öldürmeyi kabul etti, ne de adamlarından herhangi birinin onu öldürmesine izin verdi. Neden? Çünkü Rabbin meshettiği, Rabbin kralı olan adama değer veriyordu. Rabbin kendisine krallığı zamanında ve bu yolla Tanrı'nın uygun gördüğü zaman vermesini bekliyordu. Rabbin 3 çözümü olduğunu, aslında Tanrı'nın pek çok çözümü olduğunu söyledi. Ancak Davut, Rabbin Naval'la daha önce yaptığı gibi onu vurabileceğini veya diğer insanlar normalde öldüğü için onun gününde öleceğini söyledi. Evet, böyle söyledi. Saul'den Rabbin meshettiği olarak bahsediyordu. Davut, Doktor Faiz'in bu olaylar sırasında bir mezmur yazarak söylediklerini ifade etti. Mezmur 54, gözleri Rab'be çevrildiğinde söylediği şey daha sonra Saul'a ve ayrıca kendisine çevrildi. Mezmurun başında şöyle dedi. Ey Tanrım, beni adınla kurtar ve gücünle beni haklı çıkar. Konuyu Tanrı'ya bıraktı. Düşmanları ile ilgili olarak şunları söyledi. Çünkü yabancılar bana karşı ayaklandı. Acımasız insanlar hayatımı arıyor. Tanrı'yı kendilerinin önüne koymazlar. Tanrım, durumum önemli değil. Önemli olan sizi gözlerinin önüne koymamış olmalarıdır. Peki ya sen Davut, korkmuyor musun? Beni her beladan kurtardı ve gözüm düşmanlarıma zaferle baktı. Kalbinde böyle bir tutuma sahip olan bir kişi asla Davut'un 26. bölümde yaptığından daha azını yapamazdı. Tanrı'ya güveniyordu. Mutlak bir güven. Bu yüzden onu takip eden 3000 kişinin önünde tereddüt etmedi ve onlarla kıyaslandığında hiçbir şey olmadığının farkındaydı. Tamam, şimdi bir ara verip ardından seyircilerden soru alacağız. Değerli izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. E-posta adreslerimiz ve telefonlarımız ara sırasında görünecek. Bu nedenle herhangi bir sorunuz varsa bize yollayabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarız. Tekrar döndük sevgili izleyiciler. Misafirlerimizden sorularını alacağız. Merhaba, sorunuz? Buyurun. Bir inanan olarak birisi bana zarar verdiyse intikam için dua etmenin bir sakıncası var mı? İntikam almayacağım ama Tanrı'dan intikam almasını isteyeceğim. Evet, bu önemli bir konu. Kendim intikam almayacağım. Bir kolumu bile hareket ettirmeyeceğim. Hakkımı elimle almayacağım. Ama en azından dua edip Rab'den intikamımı almasını ve düşmanımı kamuya açık bir örnek yapmasını isteyeceğim. Kendimin intikam almadığım doğru ama aynı zamanda Tanrı'nın intikamımı almasını istemek de doğru değil. Bana kendim intikam almamamı söyleyen açık bir ayet var. Asla intikam alma. Elçi Paulus bunu Romalılara yazdığı mektupta yazdı. Ama evet veya hayır demeden önce lütfen eski ve yeni ahit arasındaki farka dikkat edin. Böylece her şey bizim için netleşecektir. Eski ahit dünyevi kutsamaların bir antlaşmasıydı. Lütfun verilmesinde işler farklıdır. Lütfun dağılmasıyla ne demek istiyorsunuz? Çarmıha gerilmeden bugüne kadarki zaman geldi. Çarmıha gerilme olayından bugüne kadar biz buna lütuf dağıtımı diyoruz.
ve inananların başkalarıyla olan ilişkileri Mesih'ten önce yaşamış olan inananların davranışlarından bir şekilde farklıdır. Eski Ahit'te izleyicilerden birinin kutsal kitabımızda bu var demesi ve bir ayeti göstermesi için. Yeremya kitabının 20. bölümünde gerçekten intikam isteyen birinin olduğu bir örnek vereceğim. Beraber okuyoruz. Yeremya nazik ve duyarlı bir insan olmasına rağmen bunu Tanrı'ya söylemişti. Tamam. Ey doğru kişiyi sınayan, yüreği ve düşünceyi gören her şeye egemen Rab, davamı senin eline bırakıyorum. Onlardan alacağın öcü göreyim. Elbette bölümü başından itibaren kim okursa ona çok zarar verdiklerini görecektir. Yani buradaki kişi intikam istiyordu. Eski Ahit, daha önce de söylediğimiz gibi Ayat kardeş, şu anda içinde yaşadığımız lütuftan farklıdır. Sadece kendimizin intikamını almıyoruz ve başkalarından intikam istemiyoruz. Aynı zamanda onlar için af diliyoruz. Tanrı'dan onlar için af ve merhamet dilemeliyiz. Yeni Ahit'teki en net örnek İstefanos'tur. Taşlandığı çok acı bir sahne var ama Rabbe şöyle dedi. Tanrım, bu günahı onlara karşı tutma. Onlar için af diliyordu. Bu nasıl davranmamız gerektiğini gösteriyor. Rabbin Matta İncil'indeki dağdaki vaazındaki konuşması, size zulmedenler için dua edin. Eski ve yeni ahit arasında bir fark olduğunu söylediniz. Biri bizi yanlış anlamasın diye söylüyorum. Yeni ahitin lütufta yaptığı değişim, insanın affetmesini ve intikam almamasını sağlayan yeni yetenekler kazanmış olmasıdır. Eski ahite inananlar bu tür yeteneklere sahip değildiler. Kesinlikle. Öyleyse yeni ahitten ne aldık? Tanrı'nın ve kutsal ruhun yaşamını İçimizde aldık. İçimizde yaşayan. Ve Mesih'in bağışlayıcı olduğu ve ucunu alamadığı gibi biz de Mesih'e inanarak aynı tür yaşamı aldık. Böylece intikam almadığımız bu yetenekleri edindik. Ve tıpkı İsa'nın yeryüzünde yaşadığı gibi yaşamamız gerekiyordu. Fayez kardeş, biz hala 26. bölümdeyiz. Davut intikamını almayı reddetti. Ve Saul 17. ayette Davut'a karşı tavrını değiştirmeye başladığını söyledi. Şöyle okuyoruz. Davut'un sesini tanıyan Saul, Davut oğlum bu senin sesin mi diye sordu. Davut, evet efendim kral benim sesim diye karşılık verdi. Efendim ben kulunu neden kovalıyorsun? Ne yaptım, ne suç işledim bu konuşmanın sonuna kadar. Sonra 21. ayette Saul şöyle demeye başladı. Bunun üzerine Saul, günah işledim diye karşılık verdi. Davut, oğlum geri dön. Bugün yaşamıma değer verdiğin için sana bir daha kötülük yapmayacağım. Gerçekten akılsızca davrandım. Çok büyük yanlışlık yaptım. Davut, işte kralın mızrağı dedi. Adamlarından biri gelip alsın. Rab herkesi doğruluğuna ve bağlılığına göre ödüllendirir. Bugün Rab seni elime teslim ettiği halde ben Rabbin mesettiği kişiye elimi uzatmak istemedim. 25. ayette Saul, Davut oğlum Rab seni kutsasın dedi. Sen kesinlikle büyük işler yapacak, başarılı olacaksın. Bundan sonra Davut yoluna koyuldu, Saul de evine döndü. Bu ayetleri okuduğumda Davut'un masumiyetini ilan ettiği ve Saul'un kalbini değiştirdiği için Tanrı'ya şükredebilirim ve ben de Saul'un bundan sonra Davut'a saygı duyacağını ve takdir edeceğini düşünüyordum. Olan bu değil miydi acaba? Hayır, burada günah işledim dediğinde bana Yahuda İskaryot'un söylediği aynı sözleri hatırlattı. Masum kana ihanet ederek günah işledim. Sonunda intihar etti. Gerçek pişmanlık duyguları yoktu ve Tanrı'nın sevgisine, lütfuna güvenmiyordu. Bu da ona günah işledim demesine ve ardından Tanrı'nın lütfuna teslim olmasına neden olabilirdi. Burada Kral Saul'la aynı hikayeyi görüyoruz. Tövbe ve yön, düşünce değişikliği, ilişkili inanç, pişmanlık veya keder duyguları arasında bir fark vardır. Davut'un önünde utanmış ve kendinden utanmış olabilir ancak bütün bu duyguları dönüştürecek gücü yoktu. Günahından dolayı pişmanlığını göstermek ve kendini Rab'be atmak için adımlar. Bunu kanıtlayan şey bundan sonra ilk sahne bir medyum aramaya gittiğinde oldu. Yani tövbe duygusu ya da yön değişikliği yoktu. Yani tövbe kesinlikle yok. Sadece rol yapıyordu. O sadece karamsar ve insanlara karşı tavrını, yönünü değiştirecek herhangi bir inanç gücü olmayan karamsar bir insandı. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi konuklarla bölümü özetleyeceğiz. 25. bölümde Tanrı'nın Davut ve Naval'ın ölümünde intikamını gördük. Sonra Tanrı'nın Davut için ödülünü gördük. Bundan ne öğreniyoruz? Davut'tan gece Rabbi bekleyen kişinin sabah ödüllendirileceğini öğreniyoruz.
Davut intikamını almayı reddetti ve onu Tanrı'ya bıraktı ve Tanrı onun intikamını aldı ve sevincin sembolü olan Abigail ile evlenmesine izin vererek onu ödüllendirdi. Naval'dan gece sarhoş olanın kalbinin sabah ölebileceğini öğreniyoruz. Naval, dünyanın zevklerine ve şehvetlerine atıfta bulunan şarapla sarhoş oldu. Tamam. Saul'ün 26. bölümün sonunda Davut'a yaptığı itiraf ve özür gerçek miydi? Bunu cevaplar mısınız lütfen? Hayır, gerçek değildi. Düşüncede ve davranışta bir değişikliğin eşlik ettiği samimi pişmanlıkla Davut'un ona karşı asil tavrından pişmanlık duymak ve utanmak arasında bir fark olduğunu anladık. Ve Saul bir medyum aramaya gittiğinde bu açıktı. Davranışında pratik bir değişiklik olmadı. Harika, teşekkür ederim. Rab sizi korusun. Sizlere de teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات ادي البحر هايج وانا مستنيك وانت صاحب القوة سلطان في ايديك انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات جوعانا ارسل ملكات خلي الملك يعرف اني انا ملكك انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات الآت محمد لسبعة أضعاف ما دام يسوع معايا مش ممكن راح أخاف أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات الآت محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني أنا عايزك انت يا صاحب شغل يمينك تعمل معجزات Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşamak altından değerlidir Sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken Ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde Rab sözünün gücüyle Dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.